Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda başlıca anakart türlerine değineceğiz. Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan 3 çeşit anakart türevi var arkadaşlar. Bunlardan en bilindik olanı ATX anakart. ATX'in açılımı Advanced Technology Extended oluyor ve 1995 yılında Intel tarafından ortaya atılmış eski AT türevi anakartların yerini alıyor. Şu an dediğim gibi en yaygın boyuttaki anakartlar ATX anakartlar. Bu anakartların boyutu da standart olarak N'de 240 mm, uzunlukta ise 305 mm oluyor. Genelde de bu tip ATX anakartlar 20 veya 24 pinli ana güç girişine sahiptirler. ATX anakartların özellikle PCI girişi bakımından oldukça zengin olduklarını biliyoruz. Birden fazla PCI girişi ve hatta RAM slotları da 4 taneden fazla olabiliyor. Örneğin Threadripper veya Intel'in Extreme serisi işlemcilerinin kullanıldığı X serisi anakartlar mesela 8 RAM slotuna sahipler ancak ATX formatını korumaya devam ediyorlar. Dediğim gibi ATX anakartların en çok ayrıldığı nokta birden fazla, hatta 2'den de fazla PCI girişine sahip olmalarıdır. Gelelim mikro ATX'e. ATX'in bir küçük versiyonu diyebiliriz ve 1997 yılında ortaya atılıyor bu boyut. 244'e 244 bu sefer en boy aynı şekilde tasarlanmış. Az önce bahsettiğimiz gibi eni 244'tü zaten ATX'in, yani burada boydan bir kısalma söz konusu. Tahmin edeceğiniz üzere burada PCI slotlarında bir azalma yaşanıyor. Ancak bunun dışında herhangi bir değişim aslında yok mikro ATX tarafında. Giriş çıkış kısımları vesaire dahi birebir ATX ile uyumlu olduğu için rahatlıkla ATX'i taktığınız bir kasaya takabilirsiniz. Mikro ATX anakartları ve 20 veya 24 pin güç girişi durumu mikro ATX'ler için de devam ediyor. Son olarak bahsedeceğim ise aynı faktörler içerisinde ele alabileceğimiz mini ITX. Burada isim değişikliğine gidilmiş çünkü mini ITX'ler ortaya çıktıklarında çok daha niş, çok daha ufak bilgisayarlar özellikle salonlarda kullanılırken, yani özel odalarımızda değil de ortak alanlarda kullanılırken çok fazla soğutma ihtiyacı olmasın, böylelikle fan sesi ortaya çıkmasın diye düşünülerek, yola çıkılarak tasarlanmış anakartlar bunlar ve isimlerinin açılımı Information Tech Extended. 2001 yılında ortaya çıkıyorlar ve 170x170 mm'lik bir boyuta sahipler. Yine en boy olarak eşit ancak burada boyutlar oldukça küçülmüş durumda. Standartta sadece bir tane PCI Express UAS'ına sahip oluyorlar ve RAM slotları da artık azalıyor. 4 taneden 2 taneye gelmiş oluyor. Mini ITX anakartlarda böylece buna göre bir tercih yapmakta yarar var. Ancak günümüzde bu hani o niş kullanımdan bahsettim, artık onun dışına çıkılarak özellikle oyuncu kasaları dahi mini ITX anakartlar üzerine kurgulanabiliyor arkadaşlar. Günümüz teknolojisi özellikle işlemci yapıları buna imkan veriyor. İlk çıktığı yıllarda işlemciler oldukça ısındığı için küçük anakartlara konumlandırdığınızda büyük büyük soğutucular kullanmak istiyordunuz ya da isteyecektiniz. Bununla beraber küçük kasaya koymak istiyorsunuz. Büyük soğutucuyu küçük kasaya koyamıyorsunuz. Dolayısıyla mini ITX pek oyuncu odaklı bir anakart türevi değildi. Fakat son yıllarda dediğim gibi bu durum değişmeye başladı. Mini ITX ilerleyen dönemlerde çok aranan bir anakart türü olabilir. Açıkçası bir dönem ben de küçük oyuncu bilgisayarı konseptine çok sıcak bakıyordum. Aslında bakacak olursanız hala bakıyorum ancak çok fazla ihtiyaç doğmadığı için şimdiye kadar yapma gereği duymadım. Ancak eğer ki mesela salonda kullanan biriyseniz, bilgisayarınızı bir konsol gibi kullanmak istiyorsunuz, o vakit mini ITX anakart üzerine kurguladığınız küçük yapıdaki bir oyuncu bilgisayarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Günümüz teknolojisi buna imkan veriyor. Bunun haricinde ATX anakartların takılabilir kasalara bu 3 anakarta takılabiliyor. Aslında bu aynı form faktörün küçük versiyonları. Burada vida yuvaları çok önemli. Bu 3 anakartın vida yuvaları da birebir aynı arkadaşlar. Yalnızca küçüldüğü için vida sayısı azalıyor. Yani kısacası burada aynı form faktörün farklı boyutlarından söz ediyoruz diyebiliriz. Soğutma meselesi özellikle 2000'li yılların başlarında çok ciddi bir meseleydi arkadaşlar. Özellikle işlemci tarafında ve dolayısıyla Intel bu duruma bir çözüm üretmek istedi. BTX standardına sahip anakartları ortaya attılar. Bunun adı da Balanced Technology Extended'tı. Tamamen soğutma odaklı anakartlardı arkadaşlar bunlar ve RAM'lerle PCI slotlarının yer değiştirdiği, aynı zamanda I/O kısmının, yani input output dediğimiz arayüz giriş çıkışlarının bulunduğu tarafı da tam tersini alıyordu. Bugünkü standart ATX anakartların bir nevi aynası gibidir. Yani tam zıttı şekilde konumlanmıştır birçok şey. Odak noktası soğutma olduğu için işlemcinin
Havalandırma kanalı açık bırakılıyor. Biliyorsunuz ATX anakartlarda işlemci slotunun bulunduğu kısmının hemen yanında RAM'ler olduğu için soğutma kanalı sekteye uğramış oluyor. BTX anakartlarda Intel'in yapmak istediği işlemcinin bulunduğu blok tamamen boş bırakılarak bir hava akımı sağlanmasıydı. Böylece o dönem özellikle soğutma konusunda çok sıkıntı çekildiği için işlemciler tarafında böyle bir çözüm ortaya atıldı. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve başta işlemcilerin çok daha az güç tüketerek dolayısıyla daha az ısınmaya başlamasıyla bu anakart türüne çok fazla ihtiyaç olmadığı anlaşıldı ve kısa süre sonra da ATX'i tahtından edemeden üretimden kaldırıldı. Dolayısıyla biz BTX anakartları çok fazla göremeden hayatımızdan hızla çıktılar. Evet, kısaca bir de bonus olarak BTX anakartlardan bahsetmek istedim. Bu videodaki amacım da yaygın olarak kullanılan anakart çeşitlerine şöyle bir göz atmaktı, kısaca bilgilendirmekti. Umarım faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.